forum sonrası bir sonuç bildirgesi oluşturduk. Şimdi bu sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Çoğunluğu hukukçu, siyasetçi ve gazetecilerden oluşan 36 kişilik Tecrit'e karşı uluslararası delegasyon İbral Adası'nda tutulan başta Sayın Abdullah Öcalan olmak üzere Sayın Hamili Yıldırım, Sayın Ömer Hayri Konar ve Sayın Veysi Aktaş'a yönelik mutlak ve ağırlaştırılmış tecriti ve toplumda yarattığı etkileri yerinden gözlemlemek için Ankara, İstanbul ve Ahmet'te 3 gün süren bir dizi görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Güney Afrika ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden oluşan bu delegasyon 25-27 Ocak 2023 tarihleri arasında eş zamanlı olarak hukuk örgütleri, insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, Barolar Birliği, barolar, siyasi partiler ve İmralı'da bulunan siyasi tutsakların aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde 24 yılını geride bırakan İmralı tecrit sistemi ve özellikle 23 aydır kesintisiz sürdürülen haber alamama haliyle ilgili kapsamlı gözlemlere ulaşmıştır. Bu ziyaretlerin akabinde yapılan forumda uluslararası delegasyon gözlem ve değerlendirmelerini paylaşmış, forumdaki katılımcılarla açık tartışma yürütmüştür. Bu tartışmaların sonucunda şu tespit ve öneriler ortaya çıkmıştır. İmralı'da seyreden uygulamalar tecrit durumunu aşmış olup mutlak iletişimsizlik noktasına varmıştır. Bu halin kendisi meseleyi salt bir hukuk sorunu değil, aynı zamanda politik bir sorun olarak tariflemeyi zorunlu kılmaktadır. İmralı merkezli Kürt sorunu okumaları yapılmadan ve sorunun boyutlarıyla siyasal, toplumsal olarak yüzleşip taraf olmadan demokratik kamuoyu da tecridin sorumluluğundan kurtulamayacaktır. Tecrit altına alınan sadece Sayın Öcalan ve siyasi mahpuslar değil, bütün toplumsal muhalefettir. Hayatlarımız bir bütün olarak sömürü düzeninin sahipleri tarafından kuşatma altına alınmıştır. Bu kuşatmadan çıkmak ancak ortak, hukuki, politik ve toplumsal mücadeleyle mümkündür. Hukuksal tüm hakların askıya alındığı İmralı Adası'ndaki mahpuslara dönük hukuki faaliyetler yürüten avukatların ve insan hakları savunucularının çalışmalarının engellenmesi, soruşturma ve kovuşturmalara tabi tutulması kaygı verici boyuttadır. Bu durumun kendisi bile hukuk ve insan hakları alanının hem mesleki hem de değerler itibariyle saldırı altında olduğunun göstergesidir. Her birimizin ayaklarının altından kaymakta olan evrensel insan hakları değerleri karşısında Avrupa devletlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmeleri kendi çıkarları uğruna görmezden gelmesi kabul edilemez. Bu görmezden gelen hal karşısında hak ve hukuk mücadelesini küresel düzleme yayan bir ağ örgütlenmesi gelinen aşamada kaçınılmazdır. Türkiye'de sorumluluk makamında olanları acil bir şekilde İmralı Cezaevinde hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmesi çağrısını yeniliyoruz. Bütün Avrupa devletlerinin sorunlar karşısında sorumluluklarını tekrardan hatırlatıyor, temel insan haklarının jeopolitik, ekonomik çıkarlara feda edilmemesi çağrısında bulunuyoruz. İmralı Adası'na yaklaşım ve oradaki hukuki politik yönelimler Türkiye'deki demokratik standartların ve siyasal durumun turnusol kağıdıdır. İmralı Adası'ndaki mutlak iletişimsizlik ve işkence sistemi lağvedilmeden Kürt sorunu ve ona bağlı katmerleşerek artan yoksulluk, açlık, göç ve mültecilik, kadın, kültürel erozyon ve savaşa bağlı ortaya çıkan ekolojik yıkım gibi sorunların çözülmesi mümkün değildir. O nedenle Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesinde ve sorunların kalıcı çözümü bağlamında İmralı Adası'ndaki durum kritik önemdedir. İlk olarak İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulamaya konulan ve adım adım bütün kara hapishanelerine yayılan siyasi mahpuslara yönelik ayrımcı infaz rejimine son verilmelidir. Başta hasta mahpuslar olmak üzere tüm mahpusların temel insan haklarına saygı tekrardan bir standart haline getirilmelidir. İmralı sistemi bir yönetim tekniği olarak uygulanmaktadır. Bu durum bir istisna hali değil, tüm ülke satına yayılan bir olağan hukuk politik rejim haline getirilmiştir. İktidarın bekası milyonların geleceğinin önüne geçmiştir. Sayın Öcalan 24 yıldır her türden gayri ahlaki, gayri insani işkencelerin muhatabı durumundadır. Bu uygulamaların temel amacı toplumsal muhalefetin demokratik meşru mücadelesinin ve kurucu politikasının tasfiye edilmesine dönüktür. Bu nedenle tüm toplumsal muhalefet güçlerinin, hukuk ve insan hakları savunucularının öncelikli ve en temel hedefi İmralı sisteminin tümden lağvedilmesi olmalıdır. Kürt sorunu kendisine ulaştırdığı kapasite düzeyi itibariyle bir Orta Doğu ve dünya sorunu haline gelmiştir.
O halde çözümü de Orta Doğu ve dünya genelindeki gelişmeleri ve sonuçları görülerek gündemleşmelidir. Bunun için de yerküredeki bütün ilerici insanlığın inisiyatif alması ve harekete geçirmesi elzemdir. İmralı, mutlak iletişimsizlik halinin geldiği yakıcı ve kaygı verici durumu karşısında CPT'yi bir kez daha sorumluluğa davet ediyoruz. Başta Avrupa'daki dostlarımız olmak üzere bütün hukuk ve insan hakları savunucularının CPT üzerindeki haklı baskıyı sürdürmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra CPT'nin son ada gözlemlerini derhal kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirtiyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz forum kendimize bir hafıza tazeleme ve yine kendimizle bir yüzleşme toplantısıydı. Bunun gereği olarak da dayanışma ve mücadele ağımızı büyütmek, güçlendirmek ve bunun önceliğini yapmanın forum bileşenlerinin temel görevleri arasında olduğu ifade edilmiştir. Bir hukuk ve politik bilinmezlik alanı olarak güncel tutulan İmralı gerçekliği karşısında sadece halk bilgi edinme hakkından mahrum olmuyor. Bu bilinmezlik ortamında siyaset kurumu da manipülasyonların bilgi kirliliğin içinde yalpalıyor ve yön kaybediyor. İmralı'daki kaygı verici mevcut haber alamama durumuna derhal son verilmelidir. Bütün bu sorunların çözümünün adresi Kürt sorununun demokratik ve toplumsal olarak çözülmesinden geçmektedir. Kürt sorununun siyasal ve barışçıl temelde çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için Öcalan'ın özgürlüğü kaçınılmazdır. Forumda emeği geçen herkese teşekkür eder, kamuoyunun dikkatine sunarız.